liberalleşme çerçevesi içinde sürdürülebilir finansal istikrar hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını belirtti. Beş Haziran'da yapılacak olan liselere geçiş sistemi sınavı kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri öğrencilerin erişimine açıldı. Adaylar LGS sınavına eğitim verdikleri okullarda girecek. Öğrenciler sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın resmi sitesinden ve e-okul üzerinden ulaşabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni karar örgütü üyelerinin çok ciddi ve dikkatli etraflarını değerlendirdi. Terör örgütünün Türkleri adından davet için her türlü insan hakkını ihlal ettiğini söyledi Tatar. Rumların Doğakperest'te 6. konserde başlattığı Doğakas arama çalışmasına da tepki gösterdi. Ve spor. Sivas Spor kulüp değerlerinde ilk kez kupa kazandı. Sivas Türkiye Kupası kazandığı Katar Kayseri Spor'u 3-2 yenen diğer grup Sivas Spor kupanın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin kontrolü veren yaratı kuruldu. Ülkede Batak Deniz'in iç kesimleri, Doğu Deniz'in Kavas Erkesi'ni, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Kocaeli ve Sakarya, Çankırı, Karabük, Bulduk, Rusça, Tokat, Kuruşhane, Bağdat ve Erzincan çözüleriyle İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağlık ve bir kalitörü sağlamak yaştı. Diğer yerlerin az tarafıyla açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Güneydoğu kesimlerde bir ila 3 derece artacak. Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı Bolu Düzce il sınırı 0 ile 11. kilometreleri arasında genleşme hızı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D100 yoluna atlanarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor. Taşucu Silifke arasındaki Boğsak mevkiinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15 ile 16.15 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Trabzon-Gümüşhane yolunun 31-40. Kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Fethin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidanlarıyla buluşuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek fidan dikim törenine tüm halkımız davetlidir. 29 Mayıs Pazar günü saat 16'da Atatürk Havalimanı'nda. Haydi İstanbul, fetih coşkusu fidan dikmeye. Unutma, sen yoksan bir fidan eksik. Türkiye Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güvenle bakar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güvenle bakar. Siber dünyanın teknolojik sınırlarını hata yapmanızı isteyen kötü niyetli kullanıcılar